Evet sevgili izleyicilerim, biliyorsunuz eğitim, öğretim hayatının en son noktası üniversitelerimiz. İşte son zamanlarda da yapılan bir atakla her ilimizde üniversitemiz var. Hatta bazı illerimizde birden fazla üniversitemiz var. Veya büyük şehirlerimizde onlarca üniversitemiz var. Bunlar işte uluslararası dereceye girmiş üniversitelerimiz de var. Fakat bu üniversiteler yani halka inebiliyor mu? Yani daha verimli kullanılamaz mı? Orada o kadar öğretim görevlisi var, akademisyenlerimiz var, hocalarımız var. Bunlar daha bizde halkla iç içe olamaz mı? Bunu Yavuz Bey'e soracağız. Yavuz Bey buyurun efendim. Sakıp abi, ilim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanın kaybolmuş malıdır, nerede bulursa almalı diyor. Evet. Malum. Hadis. Tabii hadistir, evet. Sahih hadistir. Malum şehidin kanı kadar değerlidir diyor alimi mürekkebi. Melekler secde etti Adem'e ilim sebe. Evet. Burada bir dörtlüktür. Burada üniversitenin amacı nedir? Yani nasıl bir nesil? Yani sadece kendini kurtarmak isteyen, efendim söyleyeyim, bir yerlere memur olmak isteyen, bir yerlere kapı atmak isteyen mi? Yoksa ülkesine de faydalı olmak isteyen bir nesil mi yetiştirmek evet. istiyoruz? Bunu evvela bir masaya yatmamız lazım. Yani okul bitti, alfabe bitti olmamalı. Yani bir insan diplomayı almakla hemen mühendis olmaz. O alanda kendini yetiştirmesi lazım. Mesela Osmanlı'da kürsüye çıkma 20 yıldı. Medreseye giden kişiye, talebeye 20 sene sonra kürsü verirdi. Burada şehir kütüphanelerimiz var, çok güzel. Evet. Üniversite mezunu insanlarımızın o kütüphanelerde kendilerini geliştirmeleri lazım. Alanlarında, kendi alanlarında. Zaten yalnız. Şu an bilgi çağında yaşıyoruz. Yani bilgiye erişim evet. çok kolay. Çok kolay. Yani evet. bir ilkokul, şu andaki çocuklar elindeki telefonla evet. veya elindeki bilgisayarla veya diyelim ki şu an zaten smart televizyonlarla evet. onlara da girip yine bilgiye erişebiliriz. Evet. Doğrusu internet de güzel kullanmamız evet. lazım. Her evde bir kütüphanemiz olması lazım Sakıp abi. Yani evet. bu kütüphaneler evin süsüdür. İlim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmez isen habire kuru emektir diyor Yunus Emre hocamız. Burada tabii ilimle irfan birbirinden ayrılmaz. Şimdi bir o zaman ben biraz daha konuyu değiştirirsem sevgili izleyicilerim. Şimdi üniversitelerimiz var. Her halükarda buradan mezun olanlar da var. Ama mezun olanlar iş bulamıyorsa o zaman üniversitelerimiz fazla mı geliyor? Mesela diyelim ki ne? İşte muhasebeciler odasına gidiyorsun. İşletme fakültelerinin çokluğundan bahsediyorlar. Yani herkes diyor işte muhasebeci olacak, müşavir olacak, bunların bir kısmının kapatılması lazım. Evet. Oradan baroya geçiyorsun. Baro zaten bangır bangır bağırıyor, bu hukuk fakülteleri çok fazla, bunları kapatalım gibi. Oysa ki verimli kullanırsan aslında bu avukatlar da az, muhasebeciler de az. Evet. Veya diyelim ki ziraat mühendisleri de az, veteriner hekimler de az gelir. Veya diyelim ki endüstri mühendisleri de, maden mühendisleri de az gelir. Neden? Yani şimdi her köye bir tane veteriner, bir tane ziraat mühendisi sorumlu tutsak, değil mi? Aile hekimi modelinde. Veya bir tane hukukçu oraya sorumlu tutsak, yani senin aile hukukçun olsa, değil mi? O zaman seni kim dolandırabilir? İşte halen telefon dolandırıcıları bugün dahi bizi arıyorlar. Yani buna benzer veya hocalarımız işte STK'larla veya genel yönetimlerle işbirliği yapsa değil mi? Evet. Yani bazen üniversitede akademisyenlerle birebir sohbet ettiğimizde bir bakıyorsun neler var neler. Yani bu otomobil lastiklerinden işte asfalt yapımına kadar. İşte o yani hem geri dönüşüm atık oluşturmayacak hem ekonomiye katkı sağlayacak. Yani bunları hocalarımız biliyor. Yani bunları işte birileriyle paylaşılmış olsa bu bilgiler hem ekonomi güllük gülistanlık olacak ama bizde ne var? Hani bir alaylı dediğimiz bir mektepli dediğimiz tabir var. Ben senden daha iyi bilirim diyor adam. Ben sanayiciyim diyor. Sen bana karışma diyor. Biz babadan böyle gördük diyor. O zaman ne yapıyor? İşte oradan sorumlu falan çalıştırmıyor. Bazı konularda kanunlar, yasalar zorunlu kılsa da diyor ki efendim ben senin ücretini ödeyeyim diyor. Sen benim oraya hiç uğrama diyor.
Evet. Levhanı buraya asalım iş yerine diyor. Sen gelme diyor. Yani maden mühendisleri böyle işte endüstri mühendisleri böyle veya bazı mimarlar. Ya böyle oluyor yani. İnşaat mühendisleri. Buna benzer. İşte burada üniversiteyi verimli kullanmak. Yani üniversite bir toplumun beynidir. Evet. Yani Sakıp abi. Mesela ama burada işte dediğim gibi yani alfabe bitti, okul bitti değil. Üniversiteyi böyle bir meslek yeri olarak görmekte. Evvela münevver olmak yani. Evvela iyi ahlaklı, nazik. Yani o bir üniversite mezun insan karşıdaki insana daha saygılı olmalı, daha nazik olmalı, farklı fikirlere daha anlayışlı olmalı. Yoksa işte az önce dedik ya ilim bilim bilmek değil. İrfansız ilim olmaz. Burada mesela Sakıp abi üniversite bittikten sonra bir ömür boyu o araştırma devam etmeli. Her evde haftada bir akşamları kitap okuma olmalı Sakıp abi. Evet. Yani bugün gazete okur gibi sözlük okumalıyız. Biz Sakıp abi bugün 200 kelimeyle konuşursak, 200 kelimeyle konuşan bir toplum hiçbir büyük hayal gerçekleştiremez. Yani onların hepsi evet. Bence evet. İdarenin elinde. Yani işte istihdamla alakalı. Yani bugün yüz binlerce öğretmen kadro bekliyorsa, atama bekliyorsa, diğer tarafta bazı dersler öğretmensizlikten boş geçiyorsa, veya vekil hocalarından eğitim devam ettirilmeye çalışılıyorsa işte orada sıkıntı var demektir. Veya ziraat mühendisleri mezun olmuş adamlar iş bulamıyor. Evet. Veterinerler mezun olmuş iş bulamıyor. Maden mühendisleri iş bulamıyorsa işte orada başka bir sıkıntı aramak evet. Lazım. Yavuz Efendi. Evet. Tabii ki senin çabanı, gayretini ben anlıyorum. Yani istiyorsun ki her şey güllük gülistanlık olsun, her şey daha rantıklı kullanılsın. Üniversiteler halkla entegre olsun, evet. Yerel yönetimlerle entegre olsun, STK'larla işbirliği yapsın. Buna hepimiz arzuluyoruz. Evet. Ama işte bunu bir orkestra şefi lazım. Yani o da kimdir? İşte yetkisi, yani kanunu elinde tutan erklerdir. Evet. İnşallah bir gün olur. Olacak inşallah. Evet. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak atandığında Sakıp abi ilk işi Mekke'de Darul Erkam yani tebliğ evini açtı. Yani bir nevi bugünkü üniversitesini kurdu. İşte Hazreti Ömerler, Hazreti Hamzalar orada yetiştiler. İşte Osman Gazi'nin vasiyeti mesela çocuklarına, padişah olarak çocuklarına alimlere sahip çıkın olmuştu. İşte Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettiğinde alimleri gemilerle gönderdi, kendi at sırtında geldi. Yine 20. yüzyılın başında İstanbul'da 185 medrese vardı. Evet. Fatih Sultan Mehmet medrese kapısına ızgara yaptırıyor. Yani sevgili seyirciler evet. Şimdi medrese dediğimiz Osmanlı'da bizim üniversitelerimiz evet, yani evet. Şu an. Medresenin kapısına ızgara yaptırıyor. Direkt sultanım bu ne diyorlar? Alimlerin ayağından dökülen çamur benim bir toprağa mezarıma dökeceksiniz diyor. Ve vasiyeti yerine getiriliyor. Yine kim Yavuz Sultan Selim atının ayağını, alimin atının ayağından çıkan çamur benim için şereftir dedi. İbn Sina, İbn Kemal Hoca'nın atı şahlanınca çamura şey yaptı. O kaftanla gömüldü. Kanuni alimlerin sohbetini dinlerdi, onlara altınlar verirdi. Hattatlara ağır iş yaptırılmazdı. Topkapı Sarayı'nda kütüphane vardı. Mesela Sakıp abi İstanbul Üniversitesi Türkiye'de akademinin beşiğidir. Sultan Fatih tarafından kurulmuştur. Evet. İstanbul Teknik Üniversitesi 3. Mustafa tarafından kuruldu. Ve Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi, Marmara Üniversitesi 5 dilde eğitim yapan tek üniversitemiz Sultan Abdülhamid'in hediyesi, siyasal bilgiler, vali ve kaymakamlarımızın yetiştiği okul Sultan Abdülmecid'in hediyesi, 1842'de Baytar Mektebi açılmış. Yani hayvancılığı bilinçli yapalım. Yani veteriner hekim. Tabii. Yani diğer tüm üniversitelerin hocaları bu buralardan yetişmiştir. Malum Erbakan Hoca İTÜ mezunu, Özal rahmetli İTÜ mezunu. Ve bugün yapay zeka çalışmaları da aynı zamanda İTÜ'de olmakta. Yalnız burada bir şey var Sakıp abi. Üniversite sanayi işbirliği içinde olmalı, halkın içinde olmalı ve siyasetten uzak olmalı. Yani bir öğrencinin yapacağı en güzel şey evvela diplomasını almaktır. Üniversitenin siyasetli işi yok. O da temennimiz tabii. Ve üniversite mezunu, üniversiteler hocam Sakıp abi... Memur ve CEO yetiştirme yeri değildir. Üniversite olan yerlerde kütüphane sayısı artmalı. Bar ve kafe sayısı değildir. Ve üniversiteli kardeşlerime benim buradan bir çağrım var. Lütfen bitirme tezleri hazırlayın.
üniversite hocalarımızdan da rica ediyorum bitirme tezlerini talebinden istesinler. Ve aynı zamanda bu kitap yazmayı kendilerine öğretir. Bir de Sakıp abi, İlim Yolunda diye bir kitap var. Bu kitabı da mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Kimin efendim bu? Efendim bu Abdülfettah Ebu Gudde. Evet. İlim Yolunda. Çeşitli yayın evlerinin var. İlim Yolunda çekilen kişilerin kutsallığını anlatıyor. Şimdi neler yani örnek olabilecek, örnek olabilecek, evet, motive edecek bir kitap. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.